Ben Mustafa Cingil, özellikle Osmanlı öncesi tüm Türk tarihiyle ilgilidir alanım. Ama Kayseri Selçuklu şehri olmasıyla ister istemez de benim alanıma giriyor. Fakat burada şu anda bulunduğumuz yer Selçuklu değil, Kayseri'de ender görülen Osmanlı eseri. Daha doğrusu geç Osmanlı eseri olup Abdülhamit dönemine ait bir eserdir. Burası çeşitli şekillerde anılır. Kimi zaman alay bahçesi diye geçer. Hastane, askeri hastane diye geçer. Ama aslında burası kitabesinde de yazdığı şekliyle Daire-i Umur-u Alaye yazmakta. Yani ne demek? Askeri işler dairesidir. Abdülhamit döneminde Kayseri'de bayağı eser var. Mesela Seyyid-i Burhanettin Türbesi, Zeynel Abidin Türbesi hemen ileride, Kurşunlu Camii Minaresi, Hacı Kılıç Camii Minaresi bunlar hepsi Abdülhamit döneminde yapılmış eserlerdir. Burası da yine Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Yapım yılı kitabede de yazdığı şekliyle Hicri 1309 yani 1891-1892 yıllarındadır. Kayseri'yi ziyaretinde Mustafa Remzi Efendi'nin anlattıklarına göre kapıdan içeri girince hemen bir tarafta redif alayları var. Diğer tarafta muhteşem bir mahkeme binası var. Hemen ilerisinde saray camisi, saray bahçesi ve çok güzel bir içerisinde milli kütüphane var. Fakat bu yapıların hiçbiri şu anda kalmadı. İleriki dönemlerde de meydandaki kot seviyesinden biraz aşağıda olmak üzere askeri hastane çevrilmişti. Bura uzun süre askeri hastane olarak hizmet verdi. Ben de askerlik muayenemi bu hastanede olmuştum zaten. Burada bir ilginç nokta var. Bu kitabe yani Daire-i Umur-u Askeriye yazan kitabenin birebir aynısı hepimizin çok iyi bildiği İstanbul Üniversitesi giriş kapısındaki yazının birebir aynısıdır. Sülüs harflerle yazılmıştır. Ve orada da aynı bu şekilde Daire-i Umur-u Askeriye olarak geçer. Şimdi zaten bizim en büyük eksiğimiz birçok tarihi eserin yanından geçerken çoğu zaman ne kendisinin farkında oluyoruz ne de tarihiyle alakamız var, ilgimiz var. Burası da öyle. Zaten ilgi halktan bir ilgi olmadığı için aslında burası biraz önce anlattığım şekliyle külliye gibi. İçerisinde devasa yapılar vardı. Daha 1990 yılında hemen arkamızdaki asker alma dairesi vardı. Orası da yıkıldı. Yani çok uzun tarihler değil, çok eskiden yıkılmış değil. Bunlar günümüze çok yakın tarihlerde yok yıkıldı. Mesela eski vilayet binası yapım yıkılıp burası için yeni vilayet binasının yapılması için yıkıldı. Bu esnada çoğu şey gitti. Dolayısıyla Kayseri meydanımız aslında dünyada tek bir meydan. Biz bunu bilemiyoruz, anlatamıyoruz. Neden önemli? Çünkü beş medeniyetin bir arada olduğu tek bir meydandır. Kale Roma'yı, Sahabiye medresesi ya da Sahip Ata medresesi Selçuklu'yu simgeler. Kurşunlu Camii Osmanlı'yı simgeler. Türkiye Cumhuriyeti'ni valilik simgeliyordu. Fakat modernleşme adına yıkıp yok ettiğimiz için şu anda o görevi Bülüngüz Camii üstlenmiş durumda. Dolayısıyla önce biraz tarih merak herkeste var ama sosyal medya aracılığıyla çoğu bilgiler ediniyor. Oysa içine bir girilse kendinizi alamazsınız. Dolayısıyla da buraların ilgi alakası biraz arz talep meselesi. Tabii ki de şu durum hoş bir görüntü değil. Atıl vaziyette kalmış, koskoca bir külliyeden bir tek kapı kalmış ama neticede bu halde olmaması lazım. En azından Ulu Çınar'la beraber korumaya alınıp daha güzel şekilde gerekirse bir bilgilendirme levhasıyla bu durum halka arz edilebilir yani.